Efendim günaydın, haftanın ilk iş gününün bakış programına hoş geldiniz. Bugün sizlere özel sağlık sigortalarından bahsedeceğiz ancak programın içinde aslında bir parantez açıp son dönemde çokça konuşulan tamamlayıcı sağlık sigortasından bahsedeceğiz. Yani SGK'nın karşıladığın üstünün özel şirketler tarafından tamamlanma konusunu gündeme getireceğiz. Evet, şu anda belli bir uygulaması var ki biraz sonra canlı yayın konuğumuzla sigortalının bu tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamına girdiğini soracağız. Tamamlayıcı sağlığın neleri kapsadığını soracağız. Ve daha da önemlisi böyle bir ortamda, yani bugünkü sağlık politikaları ortamında tamamlayıcı sağlık sigortasına ihtiyaç olup olmadığını konuşacağız. Kimle konuşacağız? Sayın Atilla Oksay'la konuşacağız. Her zaman olduğu gibi sorularınız varsa bakış programına sorabilirsiniz. Canlı yayında süremiz el verdiğince cevaplandırmaya çalışırız. bakış@habertürk.com bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Aynı zamanda Habertürk'ün Twitter adresi üzerinden de sorularınızı ve yorumlarınızı alabiliriz. Hoş geldiniz Sayın Oksa. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi isterseniz önce bir genel bir resmi bir görelim. Yani özel sağlık sigortasındaki genel bir profili bize bir çıkarın. Yani kaç kişi şu anda özel sağlık sigortasından yararlanıyor ve bunun biraz da alt kırılımını da ben merak ediyorum. Hani bireysel var, bir de kurumsal var. Yani o alt kırımı da bize verebilir misiniz? Buyurun. Tabii ki. Şimdi özel sağlık sigortası aslında bir üst başlık olarak tanımlanabilir. Bu özel sağlık sigortası başlığının altında farklı sigorta ürünleri var. Bunlardan bir tanesi acil sağlık sigortası. Acil sağlık sigortası Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanmış. Ani ve beklenmedik şekilde ortaya çıkan hastalıklar veya beklenmedik kazalar sonucunda olan oluşacak tedavi giderlerini kapsam altına alıyor. Bunun dışında 2003 yılında yayınlanan ve 2014 yılında yürürlüğe giren Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında yabancılar için bir sağlık sigortası ürünü var. Tamamlayıcı sağlık sigortası ürünü var. Yurt dışı seyahatlerde seyahat süresince oluşabilecek yine acil sağlık durumlarını teminat altına alan, acil sağlık durumları sonucunda oluşan giderleri teminat altına alan seyahat sağlık sigortası var. Bir de bizim geleneksel sağlık sigortası olarak adlandırabileceğimiz sosyal güvenlik sistemiyle benzer teminatlar sunan ve yatarak veya ayakta tedavi teminatlarını içeren sağlık sigortası poliçeleri var. Bu kadar çeşidi var mı bu sağlık sigortası? Bu kadar çeşidi var, evet. Hani biz şu anda hani bir normal özel sağlık sigortasını bilirdik, bir de son zamanlarda tamamlayıcı sağlık. Ama şu evet doğru, yabancılara sağlık konusu var, onu da konuşalım. Bak iyi hatırlattınız. Ama ya, total şeye bakarsak yani kişi sayısına, kaç kişinin bu kadar altı çoklu modelde kaç kişi sigorta poliçesine sahip? 2014 yıl sonu verilerine baktığımız zaman toplamda 4,5 milyon kişinin özel sağlık sigortası poliçesine sahip olduğunu görüyoruz. Bu 4,5 milyondan 2,1 milyon kişi geleneksel sağlık sigortası dediğimiz ürüne sahip. Yaklaşık 1,5 milyon seyahat sağlık sigortası poliçesine sahip sigortalı var. 670 bin civarında acil sağlık sigortası ürününe sahip sigortalımız var. 110 bin civarında yabancılar için düzenlenmiş sağlık poliçesi, 65 binde tamamlayıcı sağlık sigortası ürünümüz var. Toplamda 4,5 milyon gibi bir sigorta sayısı. Bu yabancılara sağlık bu yeni bir konu değil mi? Yani son bir 6-7 aylık, 8 aylık bir konu. Evet, yabancılar ve uluslararası koruma kanunu çıktı 2013 yılında ve bu bir yıl sonra de yürürlüğe girdi. 6 tane ikamet izni var bu kanunda tanımlanmış. Bu 6 ikamet izninden 4'ü için yani kısa süreli ikamet izinleri, uzun süreli ikamet izinleri, aile ikamet izinleri ve öğrenci ikamet izinleri için özel sağlık sigortası veya sağlık sigortası teminatının olması isteniyor devlet tarafından ki bu da yine uluslararası düzenlemeler baz alınarak yayınlanmış bir mevzuat. Burada yalnız... Atilla Bey, pardon bir şey soracağım. Onu orada merak ettiğim zaten çalışan bir kişi ikamet iznini alır. Çalıştığı yer zaten sosyal güvenlik SGK kapsamı ya da işte başka bir kapsam içindedir. Artı bir de özel sağlık sigortasına orada ne gerek var? Çünkü biz hani bu konuda birkaç tane yazı yazdığımda bana okuyuculardan gelen buydu. Yani zaten biz ikametgahı burada çalışmak için alıyoruz. Zaten çalışıyoruz. Çalıştığımız yerde de zaten sigortalıyız. Bir de bu nereden çıktı? Aslında burada çifte bir güvence sunulmuyor. Eğer kişi çalışma iznine gelmişse ve bir sosyal güvencesi varsa karşılıklılık esasına göre
yurt dışında geçerli bir sosyal güvencesi varsa bu tür kişiler için zaten özel sağlık sigortası poliçesi istenmiyor. Hı hı. Genelde uzun dönemli ikamet izinleri kişi bir yıldan fazla Türkiye'de oturma izni almışsa, ikamet izni almışsa veriliyor. Bizim verdiğimiz ya daha doğrusu özel sağlık sigortası şirketlerinin verdiği teminat da aslında kısa süreli ikamet izinleri için geçerli. Yani ilk defa başvuruyor kişi, ilk defa başvuran bir yabancıya bir yıla kadar, maksimum bir yıla kadar ikamet izni veriliyor. Bu bir yıla kadar verilen ikamet izinlerinde de özel sağlık sigortası poliçesi düzenleniyor. Öğrenciler geldikten sonra 6 ay sonra genel sağlık sigortası kapsamına girebiliyorlar. Ama bu isteğe bağlı. Eğer genel sağlık sigortası sistemine girmezlerse, dilerlerse özel sağlık sigortası sistemine bu sefer giriyorlar. Uzun dönemli İkamet izni alanlarda zaten bir yıldan fazla ikamet iznine sahip oldukları için genel sağlık sigortası kapsamı altındalar. Bunlar da özel sağlık poliçesi yaptırmıyor. Yani bizim için sektör açısından verdiğimiz teminat bir yıldan kısa süreli ikamet izinlerinde ve öğrenciler için ikamet izinlerinde. Yani buradan şunu sonuçlayayım, 110 bin dediniz değil mi? 110 bin evet şu anda sigortamız yani bir, var. 110 bin kısa bir yıllık evet. ikamet izni için müracaat eden yabancı var. Doğru. Değil mi? Buradan doğru. da buna varmış oluyoruz. Bu arada öğrenciler için ikamet izinlerini de ikiye ayırmak lazım. Bir, 4 yıllık veya 2 yıllık eğitim için Türkiye'ye gelenler var. Bir de kısa dönemli Erasmus projesi gibi 6 ay öğrenci Erasmus değişim projesi, öğrenci değişim programları kapsamında gelenler var. Bunlar da yine bir yıldan az Türkiye'de ikamet ettikleri için genel sağlık sigortası kapsamına girmiyorlar. Kendi ülkelerinde Türkiye'nin tanıdığı bir sosyal güvenlik kapsamında da değillerse o zaman bu poliçeyi almak durumundalar. Peki bu yabancılar için özel sağlık sigortasının primleri ve teminatları hazine tarafından belirliyor yoksa siz mi belirliyorsunuz? Bununla ilgili Hazine Müsteşarlığı tarafından bir genelge yayınlandı. Primler şirketlerde serbestçe belirleniyor. Hazine Müsteşarlığı burada asgari teminatları belirledi. Bu belirlenen teminatlar asgari teminatlar, anlaşmalı kurumlarda ve anlaşmasız kurumlarda farklı limitlerle işliyor. Örneğin ayakta tedavi asgari 2000 TL olması gerekiyor. Hem anlaşmalı kurumda hem anlaşmasız sağlık kurumlarında. Burada %40'lık bir sigortalının katılım payı var. Yatarak tedavilerde biraz durum farklılaşıyor. Eğer kişi anlaşmalı bir sağlık kurumuna giderse o zaman yatarak ulaşacak sağlık giderleri limitsiz olarak karşılanıyor ve herhangi bir katılım payı ödenmiyor. Ama anlaşmasız bir kuruma giderse yıllık 20 bin liralık bir asgari limit var ve %80 %20 esasına göre yani %20'sini yine sigortalı kendi cebinden ödüyor. Ama bunlar dediğim gibi asgari limitler, sigorta şirketleri isterlerse bu limitlerin üzerinde de teminat verme hakkına sahipler. Peki şimdi gelelim şu tamamlayıcı sağlığa. Ben bu konuya şimdi çok önem veriyorum yani bana göre. Türkiye'nin geleceğinde önemli bir etken ve sağlıkta açılım olacak. Çünkü hani bugüne baktığımızda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yani bu kadar büyük kapsamlı sağlık hizmeti vermesi tartışılıyor ve önümüzdeki dönemde tartışılacak ve bundan sonra da ciddi sıkıntılar yaşayacağı da konuşuluyor. Şimdi buna rağmen 64 bin 65 bin sigortalı var diyorsunuz tamamlayıcı sağlık. Bana çok az geldi. Yani neden? Hani yabancılar bir daha fazla sigorta. Yani bir anlamda zorunlu anlıyorum da. 64 bin 65 bin tamamlayıcı sağlık sigortası neden? Ama önce bir tamamlayıcı sağlığı sizden ağzınızdan bir duyalım biz. Aslında tamamlayıcı sağlık sigortasını veya özel sağlık sigortasının gelişiminin temelinde sağlık hizmetlerinin finansmanı yatıyor. Bu finansmanda yaşanan sorunlar da sadece ülkemize özgü değil, tüm dünyanın üzerinde tartıştığı bir husus. Çünkü teknolojideki gelişmeler, bu gelişmelerin tıpta kullanılması, tıbbi inovasyon, ortalama yaşam süresinin artması, buna bağlı olarak yaşlılık dönemi hastalıklarının çoğalması, bu gibi etkenler sağlık hizmetleri maliyetlerin artmasına yol açıyor. Dolayısıyla finansman sorunu nasıl çözülebileceği de tartışılıyor. Örneğin Avrupa Birliği tarafından yapılmış bir çalışmada 2050 yılında sağlık giderlerinin gayri safi milli hasılanın %140'ına ulaşılacağı gibi bir tahminde bulunuyor. İşte bu sorunun çözüm yöntemlerinden bir tanesi de tamamlayıcı sağlık sigortaları. Tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortası olarak geçiyor literatürde. Anlamı sosyal güvenlik sistemi tarafından karşılanmayan teminatların kapsanması, desteklenmesi yani sosyal güvenlik sisteminin veya sosyal güvenlik sistemlerinin ödediği tutarların üzerindeki fark ücretlerinin, otelcilik hizmetleri gibi hizmetlerin finansmanında kullanılıyor. Bu neyi sağlıyor? Bir kere
vatandaşlar çok farklı kurumlardan çok daha hızlı biçimde kaliteli sağlık hizmetine ulaşabiliyorlar. Kamu açısından baktığımızda maliyet özel sağlık sigorta şirketleriyle paylaşılıyor ve sağlık giderlerinin için çifte bir denetim sistemi sağlanıyor. Yani hem kamu kendi provizyon sistemiyle bu giderleri denetleyebiliyor, hem de özel sağlık sigortaları yine bu provizyon sistemini kullanarak ikinci bir göz olarak bu giderleri denetleyebiliyorlar. Ülkemizde neden bu kadar az? Çünkü ülkemizde sosyal güvenlik sisteminin sunmuş olduğu temel terapi paketinin kapsamı çok geniş. Şu anda kaplıca tedavilerini ve estetik amaçlı müdahaleler dışındaki birçok sağlık gideri ve tıbben kabul edilmeyen tedavi giderleri dışındaki birçok sağlık hizmeti sosyal güvenlik sistemi tarafından kapsanıyor. Hı hı. Bu nedenle kapsamın bu kadar geniş olması sebebiyle şu an ülkemizde sadece sosyal güvenlik kurumunun ödediği tutarın üzerindeki tutarları kapsayan, yani bir şekilde farkı kapatan tamamlayıcı sağlık sigortası ürünleri var. Tamam. Atilla Bey, seri soracağım, seri cevap alayım çünkü sorular gelmeye başladı. Meltem Hanım şunu soruyor: sadece tamamlayıcı sağlıktan yararlanmak için sigortalının bir yerde çalışıyor mu olunması gerekiyor, yoksa ev hanımları da bundan yararlanabilir mi? Buyurun. Sosyal güvenlik kapsamı altında olmak gerekiyor. Eğer ev hanımlarının eşleri çalışıyorsa zaten kendileri eşlerinden dolayı sosyal güvenlik kapsamındalar. Dolayısıyla ev hanımları da tamamlayıcı sağlık sigortası alabilirler. Ama ha, buradaki ana koşul sosyal mi? Güvenlik kapsamında olan kişiler. Yani eş almayıp da sadece... Alabilir tabii ki. Öyle mi? Tabii alabilir. Ki. Yani buradaki ana koşul sosyal güvenlik teminatı kapsamında olmak. Çünkü tamamladığımız veya desteklediğimiz sosyal güvenlik sisteminin kamu sağlık hizmeti. Peki. Macit Bey farkı, demin bahsettiğiniz fark konusunu sormuş. Hastaneden aldıkları bu farkları sigorta karşılayabilir nitelikte mi? Evet, karşılayabilir nitelikte. Şu an 5510 sayılı sosyal sigortalar kanununa göre hastanelerin alabileceği fark tutarı %200'e kadar çıktı. Kadar, evet. Bu fark tutarları tamamlayıcı sağlık sigortası ürünüyle kapsana teminat altına alınabilir. Peki Ertan Bey, tüm yatarak tedavi dahil aynı zamanda, özetleyerek okuyorum çünkü yazılar uzun, aynı zamanda tıbbi ve laboratuvar tahlilleri ve yatarak dahil midir tamamlayıcı sağlığın içine diye soruyor. Bu tamamen isteğe bağlı, sigortalının isteğe bağlı. İsterse sadece yatarak tedavi teminatı alabilir, isterse de hem yatarak hem ayakta tedavi teminatlarını birlikte alabilir. Her iki yönde mevcuttur. Ömer Bey'in sorusu çok ilginç. Tamamlayıcı sağlık sigortasının ömür boyu garanti var mı? Tamamlayıcı sağlık, yani ömür boyu yenileme garantisi özel sağlık sigortaları yönetmeninde tanımlanmış bir husus. Dolayısıyla sigorta şirketi baştan hangi koşullarda ömür boyu yenileme garantisi vereceğini belirliyor. Eğer bu koşullara uyuyorsa kişi tamamlayıcı sağlık sigortasında da ömür boyu yenileme garantisi alabilir. Peki çoğunlukla gelen soruları bir potada değerlendirip sorayım. Tamamlayıcı sağlık sigortasının primi ile özel sağlık sigortası primi arasında büyük farklar var mı diye soruluyor. Evet, bunu ben de soracaktım size. Şimdi arada çok büyük bir fark mı var? Aslında bu sizin yaşamış olduğunuz ile göre, sizin yaşınıza ve cinsiyetinize göre değişiyor. Ama buradaki temel problem aslında bir şekilde tamamlayıcı sağlık sigortasının bu kadar gelişememesinin önünde yatan unsurlardan bir tanesi de bu. Özellikle büyük şehirlerdeki özel hastane sağlık giderleriyle sağlık uygulama teminindeki, yani sosyal güvenlik kurumunun ödediği tutarlar arasında ciddi farklar var. Bu aradaki makas çok açık olduğu için özellikle büyük şehirlerde tamamlayıcı sağlık sigortasının primleri arzu edilen seviyelerde düşük değil. Ama Anadolu'da hatta çok fazla uzağa gitmeye de gerek yok. İstanbul'un 1,5 saat ötesindeki illerde yıllık 25 yaşında sağlıklı bir insanın 160-200 lira arasında yıllık prim ödeyerek tamamlayıcı sağlık sigortası alması mümkün. Özel büyük şehirlere gelince hiçbir anda farkı yok. Evet, çünkü büyük şehirlerde ki aradaki ücret farkı çok açık olduğu için bu çeşit ekonomik ürünler sunulması şu an için çok fazla mümkün gözükmüyor. Peki gelen soruları geç. Yılmaz Bey şöyle bir soru sormuş. Diyor ki özel sağlık sigortasına, özel hastanelerin özel sağlık sigortasına yaptıkları muameleyle tamamlayıcı sağlık sigortasına yaptıkları muamele aynı mı? Sigorta kapsamı SGK ile anlaşması olmayan bir hastanede de tamamlayıcı sağlık sigortasını kullanabilir miyim?
SGK ile anlaşması olmayan bir hastanede tamamlayıcı ürünü kullanmak çok mümkün değil. Çünkü tamamlayıcı sağlık sigortası sosyal güvenlik sisteminin sunduğu sağlık hizmetlerini tamamlıyor. Ama alınacak olan hizmette herhangi bir farklılık olması söz konusu değil. Bireysel emeklilikle ilgili sorular geliyor ama onu yarınki konuğumuz bireysel emeklilik sistemiyle ilgili izleyiciler. Dolayısıyla yarın soralım. Şimdi Ethem Bey ya da Ethem Hanım. Şimdi çok ilginç bir yorumda bulunmuş. Yabancılara sağlık sigortası, özetle şunu soruyor. Yabancılara sağlık sigortasından bahsediyorsunuz. Ancak belli bir yaşın üstünü sigorta şirketleri bu sigortayı yapmıyorlar ve dolayısıyla biz de büyük sıkıntı yaşıyoruz ikamet izni için. Bu bana daha önce de gelmişti. Şimdi sigorta şirketleri, mesela yine bir hatırlıyorum, bir okuyucum bana, yanılmıyorsam eşinin 65 mi 68 yaşında mı 70 mi 72 öyle bir yaştı ve yapmadıklarını söyledi ve dolayısıyla tıkandıklarını söyledi. Bu böyle bir şey var mı? Şimdi aynı yani Ethem Hanım ya da Ethem Bey diyeyim, özür diliyorum. Aynı izleyicimiz burada da benzer bir sorun var. Şimdi burada Türkiye'deki sigortacılık sisteminin işleyişi yurt dışı örnekler nasılsa aynı kurallarla işliyor. Çünkü sigortacılık evrensel kurallarla yürütülüyor. Yurt dışında da 18-65 yaş arasındaki bireyler sigorta teminatı altına alınıyor. Eğer siz 65 yaşından önce herhangi bir özel sağlık sigortası teminatına sahip değilseniz bu yaşta veya bu yaştan sonra özel sağlık sigortası almanız mümkün değil. Onların ya kendi ülkelerinde poliçe yaptırmış olmaları gerekiyor ya da kendi ülkelerinde herhangi bir sosyal güvenlik şemsiyesi altında olmaları gerekiyor. Bunun dışında eğer 65 yaşın üzerindeyseniz ve daha önceden herhangi bir sağlık sigortası güvenceniz yoksa şu an için verilmiyor. Bu biraz da tabii şeyle ilgili, biliyorsunuz sigortacılık büyük sayılar kanununa göre işliyor. Buradaki sayı arttığı zaman yaş limitleri de daha esneyebilir ama şu anda 108 bin kişilik bir sigortalılık şeyi var. Yani yurt dışındaki bu kişilerin yurt dışında sahip olmuş oldukları sağlık hakları Türkiye'de de kabul ediliyor anlamına mı geliyor? Eğer karşılık anlaşması varsa sosyal güvenceleri de kabul ediliyor. Eğer yurt dışında bir sağlık poliçeleri varsa bunlar da kabul edilebilir. Anlaşma yoksa? Anlaşma yoksa yine kendi ülkelerinde sağlık sigortası yaptırıp Türkiye'ye gelebilirler. Özel sağlık sigortası yaptırabilirler. Evet. Orada da yaptıramazsa gelmesin Türkiye'ye dahi diyorsunuz. Yani orada da, yani dediğim gibi yurt dışında da 18-65 yaş. Evet, orada da 18-65 yaş. O yüzden daha genç ve sağlıklıyken sisteme girmek gerekiyor. Yani 70 yaşından sonra gelip de ne yapacaksın diyorsunuz. Özür dilerim. Atilla Bey, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu işin söylediğin latifesi. Sorularımızla sürenize el verdiğince cevaplandırdınız. Soru da çok. Ama önemli bir konuydu. Tekrar teşekkürler efendim. Teşekkür ederim. Fazla konuşmaya fırsat olmadı. Çünkü sizlerden gelen sorular çok yoğundu. Tabii konu sağlık ve sigorta olunca hak da veriyorum soruların fazla olmasına. Efendim yarın Garanti Emeklilik Genel Müdürü Sayın Cemal Onaran bizlerle olacak. Dolayısıyla bugün sormuş olduğunuz bireysel emeklilik sistemiyle ilgili sorularınızı yarın, bugün soranları ilk başta soracağım konumuza. Yarın görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.